Açıkçası 20 Aralık tarihinden bu yana Merkez Bankası'nın almış olduğu önemli kararlar var uygulamaya koyduğu. Merkez Bankası'nın uygulamanın büyük bölümü de sanayi firmaları ve ihracatçıları üzerinden gerçekleşti. Bu nedenle Merkez Bankası kararlarının uygulamasında en çok aslında etkilenen kesim de sanayi ve ihracatçılar oldu. Aslında baktığınız zaman yeni ekonomik modelin uygulamasında 7 ayı geride bıraktık. Ve henüz istenilen hedeflere çok yaklaşılmadığı gibi de uygulamaların firmalar üzerinde kısıtlayıcı etkilerin yarattığını da açıkçası görüyoruz. Bu uygulamaların yeni ekonomik modelin en önemli hedeflerinden bir tanesi Türk lirasını değer kazandırmasıydı. Ancak görüyoruz ki 2021 Aralık ayında dolar 11 lira seviyesindeyken bugün 18 lira seviyelerine kadar geldi. Aşağı yukarı döviz TL döviz karşısında %63'lere varan değer kaybetti. Aslında sanayi ve ihracatçının en büyük sorunu karsızlık, kar edememesi. Yılbaşında başlayan bu sıkıntı, yüksek enflasyon, işçilik, artan maliyet artışları ile beraber baktığınız zaman da çok da sürdürülebilir bir duruma gelmiyor. Bu stokçuluk dediğiniz şey aslında baktığınız zaman sanayici ve ihracatçılar olarak ara ham madde ya da kullanmış olduğunuz ham maddenin ya ithalatını yapıyorsunuz ya da üretim için elinizde bir takım stoklar bulunduruyorsunuz. Bu aşırı bir stok olduğunu da çok zannetmiyorum. Özellikle pandemi döneminde tedarik zincirindeki yaşanan sıkıntılar, lojistik sektöründeki yaşanan sıkıntılarla beraber yaptığınız iş modeline göre bir takım önlemler almaya itiyor kendinizi. Bu sebepten dolayı bu çok söyleme açıkçası çok katılmıyorum. Diğer yandan da bu şekilde fiyatların şişirildiğine de atıfta bulunuluyor aynı iddiada. O tarafa ilişkin bir yanıt vermek ister misiniz? Enflasyonist bir kaynak da buradan geliyor şeklinde iddia şekilleniyor çünkü. Açıkçası dünyada son 40 yılın en büyük enflasyonları yaşanıyor. Türkiye'de baktığınız zaman üfede %38'lere varan üfe enflasyonu. %78 küsür üfe enflasyonu var. Ortalamalarda %110'lara varan enflasyonlarla karşı karşıyayız. Aslında enflasyonda 2002 öncesine benzer bir sarmal yapıya girmiş bulunuyoruz. Kendi etrafında baktığınız zaman özellikle yüksek enflasyon ve maliyet artışlarının yaşandığı yeni yılda sanayicilerin işletme sermayesi ve ham maddelerdeki artış, yüksek enflasyon, yüksek faizlerle beraber fiyatların belki de son yıllarda %100'e varan artışlarını gözlemliyoruz. Ama biraz önce de dediğim gibi özellikle sanayicinin ve ihracatçının en büyük sorunu son 6-7 aydır karsızlık ve kar edememesidir.